Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda oluşturduğumuz HTML dosyasıyla oluşan JavaScript dosyası arasında bir bağlantı kurmaya çalışacağız. İsterseniz yeni bir dosya yapalım. LWC bizim projeleri topladığımız dosya, biliyoruz bunu. Onun üzerine tıklayarak Create Lightning Web Component üzerine tıklarsanız yeni bir component oluşturmuş olursunuz. Ben buna My Profile diyorum arkadaşlar. My Profile diye bir component oluşturuyorum. Şu anda nereye oluşturalım diyor. Force AP'nin içinde, APB'nin içinde, main'in içinde, default LWC, yani şu bizim dosyanın içine oluşturacağız. Ona tıklıyorum ve oluşuyor şu anda. JavaScript sayfası otomatik açıldı. İkinci komponentimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Birincisi user info'ydu. Bir önceki videomuzda yapmıştık. İkincisi my profile. Onu açıyoruz. İçindeki bütün dosyaları açabilirsiniz. Önce HTML'i açıyorum. Sonra JavaScript'i açıyorum. Sonra da XML dosyamızı açıyoruz arkadaşlar. Daha önce bir önceki videomda söylemiştim. XML içinde hiçbir değişiklik sadece tek bir değişiklik yapıyoruz. Onu da bir önceki dosyanın içinden de alabilirsiniz. Bir önceki dosyamızın içinden user info meta XML'in içindeki her şeyi buraya kopyalayabilirsiniz. Bunu kopyalıyorum. Benim yeni oluşturduğum component'ın içini bununla değiştiriyorum. Neden değiştiriyorum? Çünkü birincisi is expose false olduğu için siz bunu deploy yapamıyorsunuz. Onu true yaptım ve hangi sayfalara deploy yapabileceğimizi gösteren hedefler, yani targetlar koydum. Yani ben bunu app page, record page ve home page'lere ekleyebiliyorum. Oluşturduğum component'u oralara deploy yapabiliyorum ve org'da kullanabiliyorum, öyle diyelim. Bunu yaptıktan sonra şimdi HTML'de isterseniz bir şeyler yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Önce bir division oluşturalım. Bu division'ın içinde başka bir division oluşturalım. Bu birinci division bizim adımız olsun. Name diyorum. Ama adımızı ben Engin şeklinde şimdi yazıyorum ama onu JavaScript'ten alacağız arkadaşlar. Şöyle Engin yazıyorum. Bir sonraki satırda yeni bir division oluşturuyorum. Oraya da title diyorum. Title'ımı da yine diyelim ki Salesforce Developer yazıyorum. Bunu da JavaScript'ten alacağım. Şu anda sadece göstermek için yazıyorum. Ondan sonra diyelim ki resmimi de almak istiyorum. Resmime de ne diyoruz? Mesela yeni bir division yapalım. Onun içine bir img dosyası koyalım. Şurada geldi, görüyorsunuz. img dosyasını koyalım. Search yazalım, kendimiz yazalım. Search eşittir tırnak işaretleriyle, sonra kapatıyoruz. img dosyamızı bu şekilde oluşturuyoruz. img dosyasının closing'i yok. Yani normalde şu şekilde img ile yok. İçinde search attribute'inin olması gerekiyor. Çünkü biz buraya koymak istediğimiz resmin adresini koyacağız ki hani resmi tanısın, resmi alsın, bir bağlantı kursun ve o resmi burada göstersin. Onu da isterseniz şeyden alalım arkadaşlar. Nereden alalım? YouTube'dan alalım. Burada YouTube'u açalım arkadaşlar. YouTube'dan ben kendi resmimi almak istiyorum. Engin Başrük desek benim. Evet, buradan alabilirim ben resmi. Copy image link diyorum. Image linkini alıyorum ben buradan. VS Code'a tekrar geliyorum ve içine koyuyorum. Şu şekilde, gördüğünüz gibi. Bu çalışmayabilir çünkü uzantısı JPG ile bitmiyor. Deneyebiliriz. Eğer çalışmazsa farklı bir yerden resim alabiliriz. Bunu save yapıyorum. Daha sonra şu anda JavaScript ile bir bağlantı kurmadım. Ben bunu öncelikle deploy yapıp nasıl gözüktüğünü görelim. Daha sonra JavaScript'ten buradaki ismi, title'ı ve adresi biz JavaScript'ten alacağız arkadaşlar. Öncelikle bunu deploy yapalım. Hepsini kaydettikten sonra, otomatik kayıt varsa, otomatik kayıt olduktan sonra
My Profile'ın üzerine gelerek deploy yapabilirsiniz. Şu anda deploy yapıyorum. Evet, deploy olduğundan emin olduktan sonra bizim Orca gidip Home'u refresh yaptığınız zaman gelmez arkadaşlar. Bir önceki dersimizi hatırlayalım. Home'dayken, Home sayfasındayken Setup'tan Edit Page kısmına girip sayfamızı edit yapmamız gerekiyor. Buraya edit yapıp oluşturduğumuz komponentı şu anda burada My Profile diye komponentimiz var. Onu alıp istediğiniz yere koyun arkadaşlar. Ben şuraya koymak istiyorum. Şu anda geldi, görüyorsunuz. Resmim de geldi. Bunu save diyorum. Ve daha sonra home sayfasına geri geliyoruz. Gördüğünüz gibi name Engin, title Salesforce Developer şeklinde ikinci komponentimiz oluştu. Bir önceki videodan farklı bir şey yapmadık. Ama ben şunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Burada işimiz kalmadı. Şuradaki Engin'i ben JavaScript'ten almak istiyorum. Salesforce Developer'da JavaScript'ten almak istiyorum. Hatta adres çubuğundaki resmimizin adres linkini de, bağlantısını da JavaScript'ten almak istiyorum. Öncelikle JavaScript'imize gidelim arkadaşlar. Bu export kısmından önce, mesela export kısmından sonraki şu iki parantez arasına biz oluşturmak istediğimiz variable'ları oluşturabiliyoruz. Şöyle diyeyim, ben ne istiyorum? Name istiyorum. Name eşittir. Şu şekilde Engin Baştürk koyabilirsiniz. Noktalı virgülle kapattıktan sonra ikincisini oluşturuyoruz. Burada hani Apex olduğu gibi integer falan yazmanıza gerek yok. Sadece variable'ın adını yazmanız yeterli. Title'ımı koyuyorum. Title'ım ne olsun? Eşittir. Salesforce Developer diyorum. Onu da noktalı virgülle bitiriyorum. Ondan sonra neyi almamız gerekiyor? Benim picture pick URL diyelim ve picture URL'i de şu şekilde buradan alalım arkadaşlar. Onu da bu şekilde alıyorum. Almıştık. Oradan buraya kopyalıyorum. Şimdi JavaScript'te oluşturduğumuz bu değerleri, bu variable'ları, bu değişkenleri biz HTML'de kullanabileceğiz arkadaşlar. HTML'e gidiyoruz ve bunları kullanıyoruz. Nasıl kullanır? Şu şekilde name'in yanına şu şekilde yazıyorsunuz arkadaşlar. Süslü parantez. JavaScript'te oluşturduğumuz variable'ın ismini koyuyorsunuz. Yani name koyuyorsunuz. Bu şekilde süslü parantezi kapatıyorsunuz. İçinde dikkat edin arkadaşlar. Ünlem işareti yok. Dolar işareti yok. Hani Salesforce.org'da kullandığınız bazı işaretler yok. Direkt süslü parantezin içine koyup bu şekilde tanımlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde title'ı bu şekilde tanımlıyorum. Ve resmimizi de aynı şekilde bunun içine koymam gerekiyor. Şöyle yapmam lazım. Şuradan almamız gerekiyor bunu. Bunun içine bunu koymamız gerekiyor. Şu şekilde yapabiliriz. Köşeli parantez açıyoruz. İçine pick URL yazıyoruz. O şekilde oluşturmuştuk hatırlarsanız. Gelelim bakalım. Evet, o şekilde pick URL şeklinde oluşturmuştuk. Şimdi bunu deploy yapabiliriz. Deploy yaptıktan sonra nasıl gözükeceğine bakabiliriz. Evet, bu şekilde oluşturduk. Kaydedelim önce. Eğer kaydetmediyseniz kaydettiğinizden emin olun. Daha sonra bunu tekrar deploy yapabiliriz. My profile'ın üstüne gelerek deploy source to org diyoruz ve bunu deploy yapıyoruz. Sonra geliyorum arkadaşlar. Bakıyorum aynı şekilde refresh yapalım iyice. Evet. Name Engin Baştürk oldu. Title Salesforce Developer oldu. Ve gördüğünüz gibi resmim de oraya gelmiş oldu. Ne yaptık arkadaşlar? Tekrarlıyorum. Öncelikle biz name'i direkt buraya yazmıştık. Daha sonra title'ımızı yazmıştık. Simple bir HTML sayfası yapmıştık. Ama daha sonra dedik ki biz name, title ve picture'ın adresini biz JavaScript'ten alalım dedik. O yüzden hepsini JavaScript'te export kısmından sonra her şeyi bunun içine yazıyoruz arkadaşlar. Bunun için eğer import yapmanız gereken bazı
yardımcı elementler varsa onları import yaparsanız o export'un dışında olabilir. Ama bizim JavaScript'te oluşturup kullanmak istediğimiz her şeyi biz bu iki parantezin arasında belirtmemiz gerekiyor. Çok basitçe ne yaptım arkadaşlar? Name, title ve picture'ı burada oluşturmuş oldum. Ve JavaScript'te oluşturduğum bu 3 değişkeni süslü parantezlerle, dikkat edin, süslü parantezlerle ben şeyin içinde, HTML'in içinde oluşturdum. Ha, diyelim ki buraya phone number da koymak istiyorsunuz. Aynı şekilde yeni bir değişken belirtip oraya phone number'ınızı koyabilirsiniz. Şu şekilde koyduktan sonra, noktalar virgülü bitirdikten sonra siz bunu HTML'de kullanabilirsiniz. Yeni bir, isterseniz title'dan sonra koyalım. Yeni bir division yapıyorum. Daha sonra içine phone diyorum. Buraya artı bir şu şekilde yazmaktansa diyorum ki JavaScript'ten alalım. O yüzden süslü parantez içinde phone yazıyoruz. Ve bu şekilde phone number'ını alıyoruz. Evet arkadaşlar, ve save yapıyoruz. JavaScript'te de aynı şekilde phone'u belirtmiştim. İstediğiniz kadar böyle variable alabilirsiniz ve bunları HTML'de kullanabilirsiniz. Yani kısacası şunu söylemek istiyorum. JavaScript'te oluşturduğumuz bazı değişkenleri bu şekilde HTML'in içinde kullanabiliyoruz. Yani biz bir JavaScript dosyasıyla HTML dosyasını birbirine bağladık. Hiçbir şekilde bağlantı linkleri kullanmadık. Çünkü isimleri aynı olduğu için onlar, bu isimler aynı olduğundan dolayı aralarında bir bağlantı kuruyorlar. Sizin bir bağlantı kurmanıza gerek yok. Normalde herhangi bir web sitesi yaparken, bağlantıyı kurarken bağlantı linklerini oluşturmanız gerekiyor. Onu çalışmışsınızdır önceden, şimdi hatırlamasanız bile bakıp görebilirsiniz ama biz bunu burada yapmıyoruz. Çünkü dediğim gibi isimleri aynı olduğu için bunlar birbirini tanıyor. Bir sonraki videomda biz CSS kullanacağız. CSS dosyası oluşturup o CSS dosyasının içindeki bazı style elementleriyle biz işte oluşturduğumuz name'in adını değiştireceğiz, title'ın rengini değiştireceğiz, name'in rengini değiştireceğiz, title'ın background'unu değiştireceğiz ya da italik yapacağız. Bu şekilde style oluşturmuş olacağız. Onu bir sonraki videomuzda yapalım. Şimdi burada bitirelim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.